Takas Bank sunar. Ekim çarşamba hafta ortasından haftanın 3. işlem sabahından herkese mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Ben Büşra Bingöl, MTA Piyasası programıyla karşınızdayız. Murat Tufan'la birlikteyiz. Bugün neler oluyor, gündemi değerlendiriyor olacağız. Kendisinden önem arz eden yorumlarını hep beraber dinliyor olacağız. Hoş geldiniz Murat Bey. Çok çok teşekkür ederim sevgili Büşra. Aslında gece 3'ten beri ayaktayım sabah 7 programı için. Evet, herhalde son dönem böyle bir tansiyonumuz değil mi? Sürekli yükseliyor. Her gece maalesef bir jeopolitik liste kalkıyoruz ama bugün de önemli bir gündemle başlamış olduk. Bugün oldukça yoğun bir gündem var. Bir taraftan İran'ın saldırıları tabii ki değerli izleyenler oldukça şu anda gündemde. Bir taraftan da meclisin yeni yasama yılının aslında başlangıç gösterdiğini de belirtmiş olalım bu noktada. Kritik açıklamalar var gündeme dair. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle de yapmış olduğu açıklamalarda İsrail'den sonra sıranın Türkiye'ye gelebileceğine dair oldukça kritik açıklamalarda bulundu. Bu noktalara değiniyor olacağız önümüzdeki ilerleyen dakikalar içerisinde. Ancak şimdi Murat Bey, sizce hangi sinyaller verildi? Jeopolitik riskler piyasayı nasıl etkiledi ve böyle bir dönemde sizce piyasalarda nasıl işlem yapmak gerekiyor? Yani şöyle, bence temkinli bir satış oldu sevgili Büşra. Çünkü dün Amerikan borsalarına baktığımızda işte Dow Jones tarafında %1'e yakın bir satış oldu. Keza Nasdaq'ta da ve S&P tarafında da satış gördük. Ancak burada korku endeksinde birazcık daha böyle endişe edebileceğimiz seviyelere yakın noktadayız. 20 seviyesinin çıktık, evet. Aynen 20'nin üzerine çıktı. Şu an itibariyle 19'lu seviyelerde devam ediyor. Ancak altına ve petrol fiyatlarına baktığımızda aslında İran'ın bu saldırısının çok fazla şu anda yansımadığını, piyasa fiyatlamalarda olmadığını görüyoruz. Şimdi burada tabii İsrail'den özellikle işte spor bakanından olsun, işte rejimi değiştireceğiz dedi İsrail'in spor bakanı. Aynı zamanda İsrail'in savunma bakanlığından çok önemli açıklamalar var. İşte bunun misliyle cevap vereceklerin. Dolayısıyla bu cevap noktaları hangi bölgede olacağını birazcık tartışacağız sevgili Büşra. Biliyorsun ki İran önemli bir petrol üreticisi. Dolayısıyla bu petrol arzını etkileyebilecek herhangi bir saldırı olursa tabii o tarafta petrol fiyatlarının hafta içerisinde ya da işte ne zaman saldırı olursa dramatik bir şekilde arttı tekrar tartışabiliriz. Ama şu andaki fiyatlamalarda birazcık daha İran'ın özellikle Tel Aviv ve birkaç şehire düşen füzelerinin hafif bir hasara yol açmasının ufak satışlarını görüyoruz. Şimdi ama yine de bu tabii ki önümüzdeki dönemde bu tansiyon artması durumunda hem küresel endekslerde hem de tabii ki altın ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı ivmelendirecektir. Özellikle altın fiyatlarında biliyorsun 2700 dolarla 3000 dolara kadar bir beklenti vardı. Buraya kadar aslında bence önceden de fiyatlandı Büşra. Yani 2600 dolara kadar bir anda çabuk gelince bunun içerisinde bence İran'a olan saldırı da, İran'ın saldırısı da bulunuyor. Lübnan'a yapılan operasyon da bence bu fiyatların içerisinde. Dolayısıyla çok dramatik bir biz burada altın fiyatlarında bunu hissetmedik İran'ın saldırısı ama bu İsrail'in özellikle İran'la birebir savaşa girişmesi ya da Lübnan'a kara harekatını başlatması ya da Yemen'deki Husilerle olan mücadelesini, savaşını çok daha büyük cephelere yayması durumunda önümüzdeki dönemde daha fazla ülkenin katılımıyla maalesef gerçekleşebilecek bir savaşı tartışabiliriz. Az önce çok güzel bir noktaya değindin. Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması bence önemliydi ki son dönemde sen de Cenk Akyoldaş'la birlikte çok güzel programlar yapıyorsunuz ve özellikle 9700 puan seviyesini bir türlü geçemediğinden de bahsediyorsunuz. Evet. Nitekim bence bu Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasının önceden fiyatlandığı ve Borsa İstanbul yatırımcısının bilinçaltında ya da işte bir tarafında bakıldığı zaman ya İsrail ile Türkiye birebir bir diyaloğu, birebir aslında jeopolitik tansiyon içerisinde girer mi endişesi de vardı ki dün Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada Lübnan'daki Hizbullah militanlarına yönelik başlatılan kara harekatına değindi ve saldırganlığın Türkiye'yi de içerdiğini söyledi. Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımızdır. Bu çok önemli bir açıklama. Evet, çok böyle olunca tabii ki TL varlıklarında hatta Merkez Bankası para politikasında ekonominin gidişatı çok negatif bir etki yaratabilir. Umarım tabii ki böyle bir gerilim, böyle bir jeopolitik riskin içerisinde olmayız. Hatta İran'dan sonra da başka bir ülkeye de sıra gelmesin ve burada sonlanmasını temenni etmekten başka bir şeyimiz yok maalesef.
Peki az önce şimdi korku endeksine değindiğimizi de belirtmiş olduk. 20'nin üzerine bir gidişat oldu. Hı-hı. Şu an her ne kadar 19'a inmiş olsak dahi. Yine de yüksek gibi, seviye burası. Evet, oldukça yüksek. 25 seviyesi de panik havası yaratıyor bildiğimiz üzere değerli izleyenler. Ne dersiniz, sizce korku endeksine ilişkin piyasalarda bu endişe devam edecek midir Murat Bey? Yoksa geçici mi? Birazcık orada İsrail'in yani ne kadar ölçülü bir işte karşılık verip Hı-hı. vermeyeceği ya da işte İran'ın yaptığından ne kadar fazlasıyla bir yanıt verecek. Özellikle hangi bölgelerde işte sivil kayıplar olacak mı ya da kara harekatı yapılacak mı? Operasyonda bir sürü şey var, detayları var. Onları tabii ki bir askeri uzman olmadığımız için, operasyon evet. uzmanı olmadığımız için bilemiyoruz ama Lübnan'daki gelişmelerden şunu çok net bir şekilde anladık. İran, İsrail bu politikayı, güvenli koridor yaratma politikasını daha da devam ettirecek ve belli ki Amerikan seçimleri öncesi gözünü daha da dikmişe benziyor. Lübnan sonrasında İran'da olabilir ya da başka ülkelerde olabilir. Tabii çok konjonktür olarak doğru bir zamanı aslında İsrail'in yakaladığını söyleyebiliriz. Çünkü Amerika seçimleri var bir taraftan. Evet. Amerika seçimleri olduğu için İsrail lobilerinin çok aktif olduğunu biliyoruz. Amerikan seçimlerine direkt bir etkisi olan İsrail lobisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu çok iyi kullanıyor. Bir taraftan bakıldığı zaman İran'ın aslında kendi içerisinde bir rejim noktasında vatandaşın güven oylarının, güven bakış açısının çok ciddi bir şekilde zayıfladığı ve İran'da önümüzdeki dönemde bir rejim değişiklik riskinin de içerdiği için bu dönemde özellikle İran'ı karşısına alan bir İsrail'den de bahsediyoruz. Dolayısıyla çok doğru bir zamanda İsrail'in tırnak içerisinde ilerlediğini görmüş olduk. Hal böyle olunca tabii korku endeksi 19.26. Peki nedir bu korku endeksi? İzleyeceğimize de söyleyelim. S&P 500'ün opsiyon fiyatlamalarının son 3 aylık matematiksel bir ortalaması nasıl hesaplandığını bilmemize gerek yok. 15 seviyesinin altında olunca piyasalarda aşırı iyimserlik oluyor ve riskli varlıklara yönelim artıyor. Evet. Ancak 15'in üzerine çıktığımız zaman demek ki korku endeksi artıyor. Bir miktar S&P 500'de satış kontratları ağırlık kazanıyor. Böyle olunca da tabii ki güvenli limanlara işte tahvil gibi, nakit gibi ya da altın gibi limanlara yönelim artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde şu çok net bir şekilde gözüküyor Büşra. Yani bu tansiyon böyle kolay kolay geçmeyecek. İran'a karşılık İsrail de bir cevap verecek. Hı hı. Rusya'nın burada duruşu ne olacak? Çin nasıl bir yanıt verecek gibi gibi birçok belirsizlik olduğu için önümüzdeki dönemde altın yine tabii ki hani tırnak içerisinde böyle bir gündemde yatırım tavsiyesi ya da yatırımlardan bahsetmek de çok hı hı. insani olmadığını da gayet farkındayım. Ama önümüzdeki dönemde endekslerde özellikle FED etkisini ve yumuşak iniş etkisinin azalacağı bir döneme giriyoruz gibi. Çünkü Ekim ayı ile birlikte aslında biz Kasım'da Amerikan seçimlerini tartışacağız. Hı hı. Bir taraftan bu tansiyon daha ne kadar artacak bunu konuşacağız. Dolayısıyla S&P 500'de de sanki karları geri verme zamanı geldi gibi Büşra. Geldi gibi görünüyor ki birazdan da o noktaya tabii ki değiniyor olacağız. Çünkü diğer endeksler yeni zirveleri test ederken hala S&P 500 tarafı zirveleri test edebilmiş değil şekilde ilerliyordu. Peki şimdi Murat Bey bu noktada kıymetli metaller tarafında ons altın cephesini biraz daha açmak gerekirse. Hı hı. Şimdi tabii ki makro ajandamıza bağlı gelecek olan verilere bağlı bir süreçte ilerliyoruz. Özellikle de Cuma gün tarım dışı istihdam rakamları oldukça önemli oluyor olacak fiyatlama üzerinde. Birazdan o konuyu da değiniyor olacağız küresel cephede ilerlerken. Ancak baktığımızda özellikle de FED faiz kararı ardından agresif fiyatlamaların geldiğini görmüş olduk. Yine özellikle de belirtelim 60 dolarlara yakın bir fiyat marjından bahsettik bu karardan sonra. Çin'den gelen adımlar ve teşvik tarafı da tabii ki yine altın tarafını olumlu bir fiyatlama etkisi yarattı. Şu anda tabii ki 2700 dolarlar hedefimiz hala daha. Sizin hedefleriniz ne yönde? İlk önce tabii ki bunları dinlemek isteriz sizden. Ancak şu an altın yatırımcısı hangi unsurlara dikkat etmeli sizce? Bu TL olarak değil mi özellikle? Evet, ya da ons altın. Özellikle de. Evet. Yani şöyle, ons altın tarafında satışlar olabilir. Bu satışların en temel sebeplerinden bir tanesi tabii ki dün Jerome Powell'ın yaptığı açıklama. Yani jeopolitik evet. riskler altın fiyatlarını yükseltmeye devam edecek ama dün Jerome Powell özellikle yaptığı açıklamada diyor ki ölçülü bir hızla devam edecek diyor faiz indirimleri sevgili Büşra. Yani 50 baz puanlık o herkesi şaşırtan, tartışma konusu olan faiz indiriminden sonra daha ölçülü adımlar atacağız. 25 baz puan gibi. Böyle olunca dolar endekste çok böyle majör bir düşüş olmayacak anlaşılan o ki. Çünkü 50 baz puan eğer yaparsa dolar endeksi daha da zayıflayacaktı ve altın fiyatları belki beklenenden daha hızlı artma olanağı vardı. Ancak
25 baz puanlık bir patikayı tartışıyorsak eğer, önümüzdeki dönemde dolar endeksinde buralarda çıpalandığını görmüş olabiliriz. Yani 97 ile 100 bandı arasında. Ancak yine de tabii ki altın fiyatları için yükseliş beklentisini birçok kurum korumaya devam ediyor. Burada tabii en temel faktörlerden bir tanesi altın çıkarılma maliyeti. Hala altın çıkarılma maliyeti normal spot fiyatının çok çok altında. Evet. Yani 150-200 dolarlık orada bir marj olduğunu söyleyebiliriz. Sırf sadece bu iskontoyu koyduğumuzda 2800 dolarları işaret ediyor. Birçok kurumun da zaten beklentisini aldığımızda 2700 dolarla 3000 dolar arasında bir beklenti var. 3000 dolar açıkçası birazcık daha katastrofik bir bence fiyatlama. Bilmiyorum katılır mısın sen de, evet, ama sanki orada çok daha farklı bir risk ya da Allah korusun çok daha büyük çapta bir savaşı eğer konuşursak 3000 doları konuşuruz, evet, değil mi? Orada zaten endekslerin de dibi gördüğü bir ya da ayı piyasasını tartışımız bir dönem olur. Ben özellikle altın fiyatlarında sanki hani 2700-2800 dolarlarla zirve yapabileceği ve gram altın fiyatlarında bu tabloda tabii ki 3300 TL'ye kadar bir potansiyeli olduğunu belirteyim. Peki şimdi özellikle DXY tarafındaki değindiğimiz gibi zayıflığın yine altın tarafındaki fiyatlamayı da pozitif etkilediğini zaten bilmiş biliyoruz. Ancak baktığımızda bu süre zarfını 100,5 seviyesinde kendini aslında bir noktada destek yapmış oldu DXY tarafındaki yine fiyatlamamız. Bu bölgenin aşağı sarkmış olduğu takdirde ise değerli izleyenler kendisini direkt yukarı yönde ivmelendiriyor ve toparlama sürecine giriyordu. Peki şu anda yine biraz daha sıkışma dönemi içerisinde olduğunu söylememiz mümkün aslında DXY tarafındaki, aynen, fiyatlamada. Sizce nasıl bir süreç izlenecek bu noktada seviye olarak? Yani şöyle tabii burada dolar endeksin belirleyici en temel unsurlardan bir tanesi Euro'nun pozisyonu, evet, ve aynı zamanda Japon yeninin durumu. Japonya'da seçim olduğu, tekrar o tarafta aslında kabine toplanıyor ve yıl sonunda belki bir faiz artışı olacak. Hı hı. Dolayısıyla Japon yeninin değerlenme sürecine birazcık ara vermişe benziyoruz ancak yılın sonunda Japonya Merkez Bankası'ndan bir tane daha piyasalar faiz artışı, hı, bekliyor. Ancak bu beklenti tabii ki son gelen Tokyo'nun enflasyon datasından sonra birazcık zayıfladı, evet, biliyorsun, evet, ki Nurhan Çal editörümüz Japonya'ya gitti. O kadar ona Japonya'dan bahsettik. En sonunda Japonya ziyarette bulundu ki Tokyo'nun enflasyonu düşünce, hı, bir anda ek bir faiz artış ihtimalleri de Japonya'nın ortadan kalktı. Ancak yine de önümüzdeki dönemde belli ki Japon yeninin gidişatı, yani dolar yen paritesine işlem yapanlara söyleyelim, evet, 135 ile 130 yene kadar bir potansiyeli var. Yani. Çünkü Fed bir taraftan faiz indirecek, Amerika'da seçimler vesaire, hı-hı, derken dolar endeksini aslında zayıflatan önemli parametrelerden, başlardan bahsediyoruz Büşra. Bir taraftan da Japonya Merkez Bankası eğer Tokyo'nun ya da Japonya'nın enflasyonu %2 patikasının üzerine yerleşirse orada belli ki hiç acımadan faizi artırmak zorundalar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dolar endeksini konuşurken birçok bileşeni var. Ancak eski dönemleri yani 103-104 seviyelerin üzerinde kalıcı olamayacak belli ki. 100 seviyesinin altında birazcık burada ECB'nin ne kadar faiz indireceği, Japonya ne kadar faiz artıracağı da belirleyici olacak. Ancak görünen o ki 100'ün altında artık yeni normalimiz bir zayıf dolar endeksini gösteriyor. Bu bizim için avantaj. Tabii. Ama bir taraftan da tabii Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamadan sonra İsrail'in saldırganlığı Türkiye'de içine almaktadır açıklamasından sonra TL varlıkları için aslında başka şeyleri de tartışacağımız, hı, bir dönemde gelebilir. Bunu da konuşmakta fayda var. Tabii ki daha fazlasını birazdan konuşuyor olacağız. Birbirinden önem arz eden kritik açıklamalar ve yorumlar Murat Tufan'dan gelmeye devam edecek değerli izleyenler. Kısa bir ara diyelim. Takas Bank sundu.